Doku Klinik bir kitap, bir film, bir şey podcasti sunar. Efendim merhabalar. Bir kitap, bir film, bir şey podcastin yeni bölümüyle karşınızdayız. Dördüncü sezonun üçüncü bölümü. Ben Eylül görmüş. Karşımda Tuğçe Arslan Üçer var. Bu hafta roller üzerine konuşacağız. Böyle bir şey seçtik sizler için biraz enteresan bir konu bence. Bölüme başlamadan, sohbete girmeden yine her zaman olduğu gibi bu bölümünde sizlere sevgili Doku Kliniği'nin katkılarıyla ulaştırıldığını belirtelim ve kendilerine çok teşekkürlerimizi iletelim. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum Tuğçe Hanım. Uzun süredir geçtiğimiz sezonun başından beri yani bir senedir size sürekli olarak her şeyden önce bir anne olduğunuzu hatırlatıyorum. İşte şimdi bu bölümde bir takım gerçekleri konuşmanın zamanı olabilir. O yüzden size cevap hakkı doğdu sonunda sormak istiyorum. Kendinizi gerçekten her şeyden önce bir anne olarak mı tanımlıyorsunuz? Kendinize biçtiğiniz rol nedir diye sorarak başlayayım efendim. Buyurun Tuğçe'm sahne sizindir. Bütün iddialarımı yalanlayabilirsiniz artık. Bekliyordum ama bunu. Beklediğim yerden geldi. İlk bununla başlayacağını düşünmemiştim sadece. Bu soruyu ben de sordum kendime. Çünkü roller üzerine düşününce tabii hayatta bir sürü rolün içerisine giriyoruz. Girmek zorunda kalıyoruz bazen. Bazıları seçtiğimiz roller oluyor. Bazıları da toplumun bize dayattığı roller oluyor. Her şeyden önce bir anne olarak tanımladığım bir dönem oldu zannediyorum ki. Bu ilk anne olduğum yıllara. Hala o yıllar içerisindeyiz gerçi ama en başlarına dayanıyor. O da korkutucuydu benim için. Belki öyle bir itirafla ben de başlamış olayım. Çünkü hayatım boyunca ilk anne olarak tanımlanacağımı hissettiğim bir dönemde. Rahatlatıcı bir yanı da var bu arada bir taraftan. Çünkü birçok şeyi halletmiş oluyorsunuz ilk önce anne olduğunuzda. Ve o sizi birçok şeyden de koruyor. Ama bir taraftan da bundan sonra hep böyle mi tanımlanacağım benim için korkutucuydu. O yüzden ben kendimi her şeyden önce bir anne olarak tanımlamıyorum Eylül Hanım. Eğer hayatınızın rolü bu mu derseniz. Evet belki hayatımın rolü bu. Yani başrol, böyle en parladığım rol. Evet annelik ama her şeyden önce bir anne değilim. Sanırım belki her şeyden önce bir kadınım. Yani her şeyiyle. Annelik de bunun içerisinde bu rollerden biri. Çünkü böyle her şeyden önce kendini bir kadın olarak tanımladığında hem toplumsal roller bakımından hem de aslında aile içi roller hem de bireysel roller açısından birçok çatışmanın ve sorumluluğun içinde buluyorsunuz kendinizi. O yüzden evet kendimi her şeyden önce bir kadın olarak tanımlıyorum Eylül Hanım. Diyerek o zaman size devredeyim bu soruyu. Hadi böyle başlamış olalım. Senin İlk yani kendini tanımladığın rol ne? Bir de belki şöyle genişletebilirim. Hayatının rolü ne? İnsanım ben. Her şeyden önce bir insan. Hayır. Böyle bir klişe cevap vermeyeceğim. Açıkçası bu soruyu sorarken bana geri döneceğini biliyordum. Hep böyle oluyor bütün sorular. Ama bir cevap hazırlamadım. O da ayrıca bir benle ilgili hoş olmayan bir şey. Ya açıkçası bilmiyorum. Tabii ki ben bir senedir sana yarı şaka yarı ciddi takılıyorum her şeyden önce bir anne diye ama annelik gerçekten çok tanımlayıcı bir şey ve belirleyici bir şey. Dolayısıyla evet kolaylaştırıcı bir yanı da var yani böyle sınırları ve tanımı belli ve hani ne yaptığını kolayca çizebildiğin bir alan belki yani en basit şekliyle. Ben valla bilmiyorum açıkçası yani şöyle söyleyeyim olmayı en sevdiğim rol hayatta bugüne kadar kız çocuğu olmak oldu. Babamın kızı olmak benim o en sevdiğim rolüm ve hala da seviyorum o rolü tabii ki çok değişti yani son yıllarda o roller değişiyor klasik. Ben daha çok babama yardımcı olmak durumunda kaldım. Belki daha çok sorumluluk alan o ilişkide ben olmak durumunda kaldım. Ama ne olursa olsun özü aynı. Yani ben bir kız çocuğuyum ve bu rolü 30'dan sonraki yeni haliyle de çok seviyorum. Sorumluluğumun arttığı haliyle de, eski haliyle de. Baş rolüm bu mudur bilmiyorum ama en sevdiğim rolüm bu oldu bugüne kadar. Ama onun dışında tabii ki çok 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 fazla rol var. Yani benim mesela mesleğimi tanımlamakta güçlük çekişim bir televizyon programcısı mıyım bu bir rol hayatta ve o stüdyoda bir şey yapıyorsun ya da işte bir web tasarımcı mıyım bu bambaşka bir rol ve bambaşka çağrışımları var işte bir edebiyat eleştirmeni miyim sevmiyorum bu lafı ama bir yandan bunu da yapıyorum. Ya dolayısıyla çok çok fazla rol var. İlişkideki roller mesela belki biraz bunu konuşabiliriz. Çünkü ben sağlıklı ilişkinin rollerin çok da tanımlı olmadığı ve daha akışkan olduğu bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani kimi zaman bir ilişkinin içinde çocuk olursun, olabilmelisin. Kimi zaman daha yetişkin olan taraf sen olmalısın. Kimi zaman yani kadın erkek rollerinin bile ilişki içinde geçişken olması gerektiğini düşünüyorum şu anlamda. Ezberler anlamında yani işte bunu erkek yapar, bu erkeğin işidir diyebildiğimiz, tanımladığımız bir takım şeyleri zaman zaman kadınların üstlenebileceğini ve üstlenmesi gerektiğini ya da tam tersi kadınlara tanımlanmış yani özellikle heteroseksüel ilişkilerden bahsediyorum tabii şu anda. Bu rollerin değişebileceğini, değişmesi gerektiğini, değişmesinin sağlıklı olduğunu ve böyle kas katı kuralların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle rolleri konuşurken normları da konuşmak lazım sanırım. Roller normlarla belirleniyor. Ve normların ürettiği normaller sıklıkla birer kapana ve baskı aracına dönüşebiliyor. Belki böyle genişletebilirim bu tartışmayı. Oldukça genişlettiniz. Evli Hanımcığım, geçmeden daraltın siz de madem öyle <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Daraltmak niyetinde değilim. Severim geniş tartışmaları. Madem öyle söyledin, ben de söyleyeyim. Benim en zorlandığım rol sanırım evlatlık rolü. Evlat olmakta e, oldukça zorlanıyorum. En sevdiğim rol de aslında ablalıktı ama ona kim zorlanırız. Evet yani rollerin değişkenliği bence de önemli. Yani ilişkide de en önemli şey. Senin dediğin gibi ben de yani bir bir kere eş rolü en basitinden yani özellikle evlilikten ele alırsam bence eş rolü içerisinde çok zor durulan bir rol. Bunu şu anlamda söylüyorum. Toplumun çünkü eşlere uyguladığı o senin de az önce bahsettiğin o normlar çünkü Orada böyle çok baskı unsuru olabilecek ve aslında kişiyi cendereye alabilecek çok fazla detay var. O yüzden ben de ilişkide rollerin değişkenliğine ve geçişkenliğine inanıyorum. Aslında bu sadece ilişkide değil, hayatta da öyle. Çünkü hayatta işte bir bebek olarak başlıyoruz, sonra çocuk oluyoruz, sonra yetişkin oluyoruz, sonra yaşlanıyoruz mesela. Ve bunların hepsi başka başka ihtiyaçları ve başka başka aslında istekleri ve arzuları beraberinde getiriyor. Bazen deriz ya işte aslında yaşlanıyorsun ama o içindeki hep çocuk aynı kalıyor. Evet yani neticesinde öyle. Ama o değişen roller bazen fiziksel ihtiyaçları da getiriyor. Senin babanla olan işte ilişkinde olduğu gibi artık işte onu doktora götüren insan sensin mesela. Onun oradaki ihtiyaçlarını gözeten insan daha çok sen oluyorsun. Hadi baba, hadi baba diye. Ve onu iten insan da sen oluyorsun. O yüzden Jung'un şöyle bir sözü var. Kim olduğunu keşfetmek bir rolü kusursuzca oynamaktan daha zordur diyor aslında evet yani böyle bize dayatılan bazen rolleri işte o annelik mesela öyle bir şey. O annelik kavramını çok deştik deşiyoruz zaman zaman. Orada böyle toplumun belirlediği aslında bir çerçeve var. Ve çoğumuz neyin ne olduğunu dahi bilmeden o çerçevenin içerisine giriyoruz. Ya da az önce eş dedim eş olduğunda da öyle. Ya da bir iş insanı olduğunda da aynı şey işte bir kariyer yapan bir iş kadınıysan mesela o dengeyi sürekli gözetmen lazım. Ev hayatın ve iş hayatın her şey kusursuzca işlemesi lazım tırnak içerisinde. Ama bu her zaman öyle olmuyor. Şimdi dönüp baktığımızda bu üstümüze giyiyoruz. Giymek zorunda kalıyoruz bazen. Ama bu tabii ki sonra patlaklar vermeye başlıyor bir yerden. Ve çoğu zaman o patlakların nereden geldiğini bile anlamıyoruz. Ve sorun bizde zannediyoruz. ama aslında... Tabii ki her zaman da sorun bizde değil. Bazen de o işte normların inşa edilişinde sorunlar var. Çünkü Sorunlu olmak, kusurlu olmak da normal ve oradaki o kıymetli olan çoğu zaman o keşif yolculuğu. Ben bu rolü üstüme giydim ama neden giydim? Gerçekten isteyerek mi giydim? Bir şekilde hayat mı beni buraya getirdi? Sen de dedin ya işte web tasarımcısı kimliğin, edebiyat eleştirmeni kimliğin, bir sürü kimlik var. E bu kimliklerin bir kısmını zamanla üstüne giydim, bir kısmını buraya geleceğini çok farkında bile olmadan yatırım yaptın ve o rol bir anda seni bul ve ortaya çıktı. E, bazılarını bırakıyoruz, bazılarına devam ediyoruz, bazıları bize uygunmuş diyoruz. Bazılarından istesek de bırakamıyoruz. Yani bazı rollerde öyle roller çünkü. Ve, hepsini de kabul ediyoruz ve bir, kabulle devam ediyoruz diyerek <laughs> sana devrediyorum sorusuz bir şekilde. Yok yok soruya gerek yok. Bir sürü bir şey düşündüm seni dinlerken. Şöyle aslında tarif ettiğin şey şeyin yani bu rol meselesine eşlik eden çok temel bir şey var. Sen de adını koymadın onu anlattın gibime geliyor. Beklenti. Bütün roller bir takım beklentileri beraberinde getiriyor. Hatta yani bir tanımına baktığımda ben sosyal rol teorisi sosyal rol nedir diye bir grup veya toplum içindeki belirli bir konum veya statüyle ilişkilendirilen bir dizi beklenti, norm ve davranıştır. Şimdi ya yani bu rolleri topyekün reddetmek, isyan bayrağı açmak gibi bir şey söz konusu değil. Toplumu toplum yapan şey insanların bir takım rolleri üstleniyor olması. Bir arada yaşamanın ön koşulu bu. Aile de aslında öyle bir şey. Daha büyüttüğünde işte toplumlar da bu şekilde birilerinin belirli roller çerçevesinde davranması ile da mümkün oluyor. Ama ya şöyle düşüneyim, söyleyeyim. Aklıma şu geliyor. Şimdi rol deyince aslında ilk akla gelen oyuncuların yaptığı şey yani rol yapmak, roller, bir oyundaki bir filmdeki roller mesela. Şimdi orada bir laf var. Bence bunu gerçek hayata uyarlayabiliriz. Yorumlamak, rolü yorumlamak. Hep söyleriz işte bilmem kim çok iyi yorumlamış bu rolü. Atıyorum bir senin az önce verdiğin örnekten işte bir iş insanı rolü ama başka türlü yorumlamış bildiğimiz iş insanlarına benzemiyor ya da bir anne rolü. Öyle bir yorumlamış ki oyuncu onu bildiğimizden farklı bir anne izliyoruz. Yani tıpkı oyuncuların rolleri gibi hayattaki rolleri de yorumlamak mümkün. Ama genelde yapmıyoruz bunu. Yani bu benim annelik yorumum diyebiliriz belirli sınırlar çerçevesinde. Ya da bu benim edebiyat eleştirmeni yorumum attım yani az önce konuştuğumuz şey ekseninde. Tıpkı bir tiyatroda sinema oyuncusu gibi rollerimizi yorumlayabiliriz ama yapmıyoruz. Çünkü oradaki beklentiler çocukluktan itibaren şekilleniyor normlar ve beklentiler ve davranışlar. Bir de tabii ki bir takım ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmaları toplumda işliyor. Yani beklentiye norma uygun biçimde davrandığında ödüllendiriliyorsun toplum tarafından ya da cezalandırılıyorsun, dışlanıyorsun eğer çok dışına çıkarsan o rolün. Dolayısıyla aslında o rolleri yorumlayabileceğimiz sınırlar alan da çok geniş değil elbette ama sıklıkla o o sınırlar dahilinde bile şey yapmıyoruz. Yani düşünmüyoruz. Çok ezbere, çok öğrenilmiş, çok bir yerlerde gördüğümüz. Bence bir sürü şeyi bu roller çerçevesinde zaten kendi sesimizi de duymadan yaşıyoruz gibi geliyor. Yani mesela aşkın nasıl yaşanacağına dair bir takım fikirlerimiz var. İzlemişiz, duymuşuz, görmüşüz. O ilişkideki rolümüzün şu olduğuna kaniye olup o rol çerçevesinde davranıyoruz. Halbuki belki de o senaryo başka türlü yazılabilir. Oyuncular rollerini farklı yorumlarlarsa değiştirebilirler duygusunu hikayenin. Ama çok yapmıyoruz. O yüzden böyle bu kendimize biçtiğimiz rollerle ilgili daha çok düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Roller ve rol yapmak bu sözcükler tesadüf değil. Evet rol yapıyoruz. Hepimiz rol yapıyoruz hayatta. Başkalarının hayatında bir takım rollerimiz var. Kendi hayatımızda bir takım rollerimiz var. Yalnızken de rol yapıyoruz. Kendimize anlattığımız bir rolümüz var. Ben şöyle bir insanım diye. O da bir persona aslında. Ya ben hiç kimsenin kendiyle kaldığında bile tamamen şey olabileceğini düşünmüyorum. Kendine dürüst olabileceğini. Orada da olmak istediğimiz bir şeyi oynuyoruz. Ama dediğim gibi roller yorumlanabilir. Bunu akılda tutmak lazım belki. Goffman'ın dramaturjik yaklaşım diye bir yaklaşımı var roller üzerine. Günlük yaşamda benliğin sunumuydu galiba kitabının ismi. Orada bahsediyor. Yani aslında hayat bir tiyatro sahnesi ve hepimiz bir performans sergiliyoruz. Ve insanlar da sosyal etkileşimlerinde kendilerini yöneterek belirli izlenimler yaratmaya çalışıyorlar aslında diğerlerine karşı. Burada da birey rolleri bilinçli olarak nasıl kullandığını ve toplumsal beklentilere göre aslında nasıl davrandığımızı açıklıyor Goffman. Performans kaygısı tabii yüksek bir kaygı. Yani rollerimizde performans kaygılarımız var. Bu böyle işteki rollerimizde belki gerçekten KPI'larla yönetilen bir şeyken hayatımızda da ne kadar başarılı olduğumuz ya da performansımızın ne kadar iyi ya da kötü olduğunu hem biz kendimiz böyle bir kaygı duyuyoruz. hem de toplumun böyle kaygıları var. E, o da böyle işte o rollerin getirdiği bir şey. E, Günümüze daha da fazla tabii. Çünkü performanslarımız çok göz önünde. Eskiden böyle belki bizi sadece iş yerimizde tanıyan insanlar, ailenin içinde tanıyan insanlar, işte okulda tanıyan insanlar ve yakın arkadaşlarımızken şimdi hepimizin başka personelleri var sosyal medyada. Orada burada. Yani hani sosyal medya aracılığıyla bir şekilde daha görünür. Ama artık hepimiz daha görünür insanlarız. Neyi göstermeyi seçtiğimizi neyi göstermemeyi iyi seçtiğimizi aslında tanımlayarak kendimize yeni roller de çiziyoruz. Belki de günümüzdeki bu hani rol baskısının bu kadar yüksek olmasının en büyük sebebi de bu. Çünkü bir de çok fazla rol görüyoruz etrafımızda. İşte sen dedin ya benim yani benim annelik yorumumda bu. Mesela bunu diyebilmek çok büyük bir bence yani başarı olarak tanımlamak istemiyorum bunu ama yani en azından iyi bir kendini bilme seviyesi ve en azından iyi bir özgüven seviyesi. Ama Demek çok kolay değil çünkü çok fazla rol yapan anne var. Bu rol yapan anneyi de şöyle tanımlamıyorum ha bunların hepsi rol yapıyor. Annelik böyle bir şey değil ama doğru ya da yanlış ya da gerçekten başarabiliyor ya da başaramıyor gösterdiği şekilde çok fazla annelik görüyoruz karşımızda ve doğal olarak o da bizim kendimizle kurduğumuz yani kendi anneliğimizle kurduğumuz rol tanımını belirliyor. Yani bunu sadece annelik üzerinden verdim bu örneği ama yani işte bu yaptığımız İşteki başarımız ya da işte senenin içerisinde kaç kez seyahat ettiğimiz bile aslında o kendimize biçtiğimiz rolün içerisinde ne kadar başarılı olduğumuzu sorgulamamıza sebep oluyor. E, bu da aslında işte o günümüzdeki rollerin baskısının ve kaygısının bizim üstümüzde daha fazla olmasının en büyük sebebi de bu. Bu yol açıyor. Çünkü dediğim gibi eskiden daha kapalıydı. Belki 50 kişinin rollerini ile kendini sınarken şimdi böyle 5 milyon kişinin belki rolleriyle sunuyorsun kendini. Ve bu da tabii daha büyük çatışmalara yol açıyor. Yani eskiden işte o daha kendi içimizdeyken belki çatışma. Şimdi çok daha fazla kişiler arası rol çatışması hayatımızda. Bu da yaşama bu anlamda daha zor kılıyor tabii. Ya çatışma çok temel bir şey bence. Yine madem dramaturjiden gidelim orada da çatışma şarttır hikayenin güçlü olması için. E hayatta da öyle yani bir takım roller çatışacak. Bir de belki şunu hatırlamak lazım. Bütün rollerde insana iyi gelmeyebilir. Hayatta sürekli olarak bize iyi gelen rollerde bulunmaya çalışmak da aynı biçimde çok tüketici bir şey. Yani bir oyuncunun kariyerinde olduğu gibi kendine iyi gelmeyen çok sevmediği rolleri de oynayabilir. İyi gelen onu besleyen iyi anlamda geliştiren rollerde olabilir. Hayatta öyle bir şey yani işte mesela diyorsun ya evlat olmak benim için en zor rolümdü diye ama işte evlatlıktan istifa edemiyorsun ya yani edebilirsin ama bunun sen öyle bir durumda olduğun için değil ama bir sürü insan için evlat olmaya devam etmek istemiyorlar. Bunu yapanlar da var annesiyle babasıyla ilişkisini koparan insanlar var mesela o kadar ağır yaşayıp. E, bunun da başka sonuçları oluyor ya da mesela annelik bir sürü insan anne olduktan sonra aslında anne olmaya uygun insanlar olmadığını anlıyorlar ama annelik bırakılabilen bir rol değil ve bir biçimde yorumlayarak oynuyoruz o rolü. Tabii ki hayatta bir şeyleri değiştirenler genelde rolleri sorgulayanlar ve yorumlamaktan kaçınmayanlar oluyor. Bu arada yani tabii bu değişimden de bahsetmek lazım. Özellikle toplumsal cinsiyet rollerinde çok büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemdeyiz ve hepimiz çok bocalıyoruz. Mesela sen en başta kendimi ilk önce bir kadın olarak tanımlıyorum dediğinde benim kafamda bir sürü soru oluştu. Çünkü nedir kadın? Kadın nasıl tanımlanır? Bu bile şu anda böyle geniş toplum kesimlerinde tartışılmakta olan bir şey. Sonuçta bu roller çok değişiyor. Zaten toplumlar değişerek var oluyorlar. Yani bundan 200 sene öncesindeki anne rolü ile şu anki bambaşka, kadın rolü bambaşka, iktidar, muktedir rolü bambaşka. Yani muktedire yüklenen rolle şu anki işte seçilmiş iktidarların temsilcilerine yüklenen roller bambaşka. Yani biz yorumlamasak da o roller değişiyor zaten. Dolayısıyla böyle bir bağnaz bir biçimde bu budur diye tanımlardan kaçmak lazım. Çünkü insan açığa düşüyor başka türlü şey söylemek istiyorum. Bir alıntı okuyacağım. Rachel Kaskın benim çok sevdiğim yazar Övgü kitabında şöyle bir cümle vardı. Bir erkek çocuğunun erkek olmayı öğrenmek için babasına özel bir biçimde ihtiyaç duyduğuna ilişkin bir inanış var. Ama ben oğlumun erkek olmayı öğrenmesini istemiyorum. Ben onun tecrübe yoluyla erkek olmasını istiyorum. Nasıl davranacağını, bir kadına nasıl muamele edeceğini kendi adına düşünmeyi yaşayarak bulmasını istiyorum iç çamaşırlarını yere atmayı ya da erkek tabiatını mazeret olarak kullanmayı öğrenmesini istemiyorum. Senin de annelik yaklaşımına yakınsayan bir şey sanki bir erkek çocuğu annesi olarak. Dolayısıyla evet yani öğrenilenlerin ötesinde bir de içgüdüsel olan var ve aslında onu biraz daha işitmek içinde bulunduğumuz role daha kolay yerleşmemizi sağlayabilir diye düşünüyorum. Aslında çok tabii tartışma var üstüne bu değişimle alakalı, rollerin değişmesiyle alakalı ama değişim de Genelde böyle büyük hani tartışmalardan değil, de yani tabii çok büyük tartışmalardan doğan çatışmalardan doğan değişimler de var ama böyle yavaş yavaş zaten hayatımıza giriyor, çıkıyor. E bazen de şöyle oluyor, yani roller değişiyor. Sonra bakıyoruz ve aslında geriye dönmek olarak tanımlamayacağım bunu ama orada kaybettiğimiz bir şey varmış diyoruz geçmişte <laughs> ve o rolü alıyoruz tekrar geriye atıyoruz. Ha, bu işin orijinali neydi? Burada arada bir şey değişmiş, kaybetmişiz ama orijinalinde daha iyiydi sanki ya da orada bir şey var yani bir duygu var yakalamamız gereken gibi. O yüzden evet yani çok klişe ama bir devinim hayat ve yaşla bulunduğumuz yerle bazen toplumla kültürle bile değişebiliyor aldığımız ve giydiğimiz roller. O yüzden birazcık da belki akışına bırakmak ve tadını çıkarmakla alakalı. Çünkü ben kendime de baktığımda mesela bundan işte 3 sene önceki Tuğçe'ye baktığımda yani ilk annelikle mesela kurduğum rol ilişkisine baktığımda daha sert, daha çerçeveli bir yerdeydi o ilişki. Böyle daha sorular ve cevaplar üzerineydi. Şimdi bir tık daha böyle dünyanın hızına bakarak, dünyanın ihtiyaçlarına bakarak ama her şeyden önce kendi ihtiyaçlarıma bakarak tabii ki. Onun çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bugün böyle not ettiğim şeylerden biri şuydu. Bu arada gün kokuyorum. Ailenin en büyük trajedisi anne ve babanın yaşanmamış hayatlarıdır. Bence anne ve baba anne ve baba rolüne soyunmadan önce işte önce o gençlik, yetişkinlik, belki birlikte eş olma, neyse sevgili olma, partner olma, çocuk sahibi olmaya ya da nasıl karar verdilerse yani o rollerin çok iyi yaşanmış olması gerekiyor ki ondan sonra zaten anne baba olarak da en azından rollerinde başarılı olabilsinler. O yüzden böyle birazcık rol konusunda da herhalde o... zamana ve zamanın gücüne de güvenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kitaplarımı değil tabii ki filmlerime <laughs> geçebilir miyim? Hadi bir rolünü sen. şaşırma. Şu Senin buradaki evet. rolün filmler. Lütfen, lütfen. <laughs> Asla kitap söylemeyeceğim, susuyorum. Bir, bir şey söyleyeceğim sen filmlerine geçmeden önce. Ya bu dediğin çok doğru bir de şu var. Ya insan her ilişkide başka bir role bürünüyor. Bunlar eş zamanlı da olabiliyor. Yani mesela ben diyemem ki ben arkadaşlık ilişkilerimde şöyle bir roldeyimdir. Değilim çünkü yani senle arkadaşlığında başka bir roldeyim. Ne bileyim işte biriyle arkadaşlığımda daha zıpır ve uçarı olan tarafım mesela. Biriyle arkadaşlığımda daha ayakları yere basan tarafım. Yani bu tamamen karşılıklı belirlenen yani bir performans meselesi bu. Ve karşınızdakine göre sen dünya ile ilişkini mesela onun hızına ayak uydurdun diyorsun. Bütün ilişkilerde bu geçerli. Yani kafamızdaki bir takım kendimize dair fikirleri çok büyütmememiz gerektiğini aslında söylemek istiyorum. Bir de bir Javier Marias alıntısı okuyayım. Acı bir başlangıç buradan. Şöyle diyordu. Hepimiz neyse onu satıyor ya da pazarlıyoruz işte. Kendi meziyetlerimizi sunuyoruz. En iyisi kabul etmek bunu ve toplum içine giren herkesin bir tür soytarı rolüne oynamak durumunda kaldığını bilmek. Herkes herkesin soytarısı bu dünyada. Bu böyle pesimist gibi gözükebilen ama bence aksine insanı rahatlatan bir cümle olarak benim aklımda kalmıştı. Evet böyle işte bir takım roller kim zaman soytarılık da içeren bir takım rolleri oynamak durumundayız. Oyun demiştik geçen hafta yani o oyun alanının içinde kalarak bu rolü oynamak herhalde bir şeyleri değiştiriyor. Buyurun Tuğçe Hanım filmlerinizi dinleyebilirim. Hemen başlayayım. Roller deyince Hayallerim Aşkım ve Seni yazmak istedim. Atıf Yılmaz'ın filmi. Orada da Türkan Şoray'ın birçok rolün içinde olduğu aslında bir film o. Ve en sonunda işte oradaki karakter hayalindeki rolü yaratıyor ve Türkan o, o rolde oynayacakken işte değişiyor yapısı vesaire. Böyle roller üzerine çok iç içe geçmiş, çok oyuncaklı ve çok tatlı bir film bu. Senaryosunu da Ümit Ünal'ın yazdığı. İlk filmim bu. İkinci filmim yine bu toplumsal rollerden tabii bahsettik ve toplumsal cinsiyet rollerinden bahsettik. Rol deyince olmazsa olmaz. Çiğdem Sezgin'in Suna filmi. Orada da bence son dönem Türk sinemasında yapılmış Türkiye Türk artık her yola geliyorum hangisini kabul ederseniz <laughs> yapılmış iyi filmlerden biri bu. Orada da ya bir kadın karakter var ama böyle sinemamızda çok alışkın olmadığımız böyle biraz hem orta yaşlı hem çok güçlü çoğu zaman da böyle bağ kurması zor bir kadın karakter var başrolde bence izleyiniz efendim bu filmi. Birdman'i koydum Inaritun'un Birdman'i. Orada da aslında gerçekten bir oyuncunun sonra işte nasıl yaşlandıktan sonra değişmesi üzerine yani o rolün değişmesi üzerine gerçekten rol rol bir film örneği olarak. Bir de tabii ki Ingmar Bergman'ın personasını koydum. O da yine orada da böyle bakım veren, bakıcı vesaire oradaki o personellerin ve rollerin nasıl değiştiği üzerine tabii ki yani sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri bu. Evet bu kadar filmlerim. Teşekkürler Tuğçe Hanım. Ben de ilk olarak Virginia Woolf'un Orlando'sunu koydum. Çünkü yani bence persona gibi böyle roller deyince olmazsa olmaz kitap oydu benim için. Hem kadın hem erkek olarak hayatını sürdüren çok uzun yıllar, 400 yıl doğru hatırlıyorsam bir karakterin öyküsünü anlatıyor. Ve farklı rollere büründüğümüzde ne kadar bambaşka hayatlar yaşayabileceğimizi anlatan olağanüstü bir kitap. Ne zaman bahse geçti söylüyorum. 100 sene kadar önce böyle bir kitap nasıl yazılmış olabilir? Virginia Woolf'un peyhasını bence benim en sevdiğim kitabı yani diğer kitapları kadar meşhur olmamasını da yadırgıyorum. Ardından yine 100 sene evvelden Japon yazar Osamu Dazai'nin İnsanlığımı Yitirirken'i. Otobiyografik bir anlatı bu ve aslında bir insanın hayattaki hiçbir rolünde mutlu olamadığında ne olacağını anlatan epeyce sarsıcı ve hüzünlü. Yani kendine iyi gelemediği için kimseye iyi gelemeyen ve hiçbir rolün hakkını veremeyen bir, bir insanın hikayesi bu. Ardından Macar yazar Şandor Marain'in Parma Kontesi var. Bu da yine bir rol değişimi hikayesi. Bir kadın ve bir adam yıllar sonra biri erkekken yani cinsiyetleri farklı olarak farklı kılıklarda biri kadın kılığında diğeri erkek kılığında karşılaşıyorlar ve böyle acayip ters yüz o bildiğimiz cinsiyet rol hikayelerini. Çok etkileyici bir roman bence ve baskısı yok. Umarım bir an önce basılır. Kafka'nın babama mektubu onu da burada anmak istiyorum. Çünkü o babasına dair kafasındaki rol yani sen güçlü, uzun, iri yapılı adam, ben zayıf, çelimsiz, kırılgan çocuk. O rollerin ikisini de aslında nasıl paramparça ettiğini anlatan çok etkileyici bir küçük metin. Son olarak da daha önce de andım bu kitabı Arjantinli Ariana Harvix'in Geber Aşkı mı? O da işte annelik. Annelik rolünü sevememiş içinde duramayan bir kadının çığlığı gibi çok sert bir kitap. Daha önce de söylemiştim çok sert olduğunu. Benim kitaplarım da böyleydi. O vakit bu bölümü de burada sonlandıralım. Geçen hafta bir sistemle bitirmek istiyorum. Geçen haftaki oyun bölümümüzü yeterince paylaşmadınız. Bu beni yaraladı. Çünkü bence çok eğlenceli ve özgün bir bölümdü. Ah çok tevazu Harika bir bölümdü arkadaşlar. Hayır ama yani onun daha çok dinlenmesini arzu ederdim. Tamam peki hadi bir hafta öyle bir şey oldu. Lütfen bu bölümü kucaklayalım, paylaşalım, duyuralım. Farklı hayatımıza farklı rollerde bulunan insanlara gönderelim ki Beraberce düşünelim çünkü bu sohbeti çoklu yapmak en sevdiğimiz şey. Bu temennimi yineliyorum. Doku kliniğe bir kez daha bu bölüme sunduğu katkılardan ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki hafta yine Perşembe sabahı yeni bir şey konuşmak üzere karşınızda olacağız. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Teşekkür ederiz görüşmek üzere. Hukuk Klinik bir kitap, bir film, bir şey podcast'i sundu.